Son zamanlarda telefonla dolandırıcılık olayları iyice arttı. İnsanlardan kontör ya da para talep ediyorlar. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ise hız kesmeden uyarılarına devam ediyor. Biz de vatandaşlarımıza sormak istedik. Bakalım başlarından böyle bir olay geçmiş mi? Bize cep telefonuna mesaj geliyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, polis tarafından uyarılıyoruz. O uyarılara da dikkat ediyoruz. Geldi mi peki tanıdığınıza hiç? Hiç gelmedi. Hiç o böyle bir olayla karşılaşmadık. Benim yakın bir akrabama bu konu başına geldi. Telefonda işte biz şuradan arıyoruz. O arada da polislerin telsizlere sesi var ya, o sesi de bir ara veriyorlar. İşte biz polis şudur budur en yakın. İster istemez o telsizi duyunca da bir heyecan yaratmış bizim akrabada. Acilen bana şu hesaba demiş, kontör göndereceksin. Ya kaç adet diyelim ki, 1000 kontör, 2000 kontör. Ya korkusuna o telsiz anonsunu duyduğu için bir mecburi. Telsiz anonsu inandırıcı olmuş. İnandırıcı oluyor. Halbuki son anda bana dedi ki Ahmet Bey böyle böyle sakın ha gönderme. Yok ya göndermem lazım şu. Kontörleri teslim alırken son anda durdurdum gittim. Birkaç emniyette bildirdim. Sonra galiba da yakalanmışlar. Telefon açtılar. Burhaniye'de ben doktor bilmem kim. Kaza yaptım. Çocuklarımı al gel götür. Çocuk kaza yapanlar gitti. Fakat ben eşyalarım vardı. Gel beni al götür dedi. Ben de çıktım buradan. Edremit yoluna girdim. Şüphelendim olaydan. Sonra benden kontur istedi aciliyle. Bir 100 kontur gönderdim. Garagedik rampasına çıktım. Ben şüphelendim. Bir tane ambulans geçti. Ambulans geçince devlet hastanesini aradım. Acile sordum. Dedim böyle böyle Burhaniye'den mi geldi bu ambulans? Yok değil dediler. Kim vardı içinde? Doktor mu sahibi dedim. Yok değil dediler. Normal bir vatandaşı getirmişler. Şüphelendim ben. Gökçeyazı'ya vardım. Geri döndüm. Bu sefer tekrar aranan telefonu aradım. Cevap vermedi bu sefer. Öyle 100 kontür dolandırıldık yani. Kontür istemişler. Kim olarak tanıtıyorlar kendilerini? Kendilerini emniyetten biri olarak. Bu konuda deneyimli olduğu için kabul etmemiş. Gelen kişi inanmamış. Kapatmış telefonu. Yok gelmedi. Yani olayları duydum ama yakından kimseden duymadım. Peki gelirse ne yaparsınız? Gelirse şartlara göre davranırım. Yani emniyetimi de alırım. İnanır mısınız? İnanmam. Bundan sonra inanmam diyorsunuz. Yok artık bundan sonra şimdi normal sade vatandaş da kalsa yolda yardım etme imkanımız yok yani. Yani haklı olan bir vatandaş da hakkıyla istese ona da yardım etmeyeceğiz yani. Bilmiyorum ki inanmam yani. Hayır ben öğretmenim, ben de inanırsam halkın inanmaması anormal olur. Peki inananlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl inandırabiliyorlar insanları? Ya Türkiye'de 72 milletten insan var. Üçkağıtçısı da var, akıllısı da. Bazı insanlar bu yola teşebbüs ediyor, yanlış yapıyorlar. İnsanlar biraz daha asosyal. Bu olaylara karşı ya duyarsız, ya cahil, ya bilgisiz. Belki korkutarak, tehdit ederek, arkası desteği de yok ise bu insanlar bu tehditlere belki kanıyor olabilirler. Korkutmak diyorum ben.